Edes Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar sevgili izleyenler. 23 Ocak 2018 günlerden salı ve öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde Türk Savaş uçaklarının bombardımana tuttuğu Raco bölgesindeki Ömer Uşağı Köyü ve çevredeki 5 stratejik tepe YPG teröristlerinden alındı. Harekatın 4. gününde Kilis'e 1 ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ise 2 roket düştü. Harekatın başından beri çatışmaların sürdüğü Cinderes bölgesinin batısındaki Hammam köyü ve çevresindeki tepelerden de YPG'li teröristler çıkarıldı. Allahu Ekber. Böylece Güneybatı cephesindeki Reyhanlı hattında terör cephesi yarıldı. Türk ordusu tarafından sınıra yerleştirilen çoklu roket atarlar az önce terör mevzilerini darmadağın etti. Zeytin Dalı Harekatı 4. gününde devam ederken Özgür Suriye Ordusu askerleri Afrin yakınlarında ele geçirdikleri köylerdeki PKK-YPG'lileri de bir bir teslim alıyor. Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürürken Özgür Suriye Ordusu askerleri köyleri YPG'lilerden kurtarıyor. Özgür Suriye Ordusu askerleri kurtardıkları köylerdeki YPG'lileri de bir bir teslim alıyor. P7 kontrolündeki Afrin'den ateşlenen bir adet roket Kilis'e Mücahitler Mahallesi'nde 3 katlı evin teras katına düştü. Düşen roket nedeniyle büyük panik yaşanırken ilk belirlemelere göre olay yerinde ölü ya da yaralı bulunmadığı öğrenildi. Roketin isabet ettiği ev ve evin yanında bulunan araç tahrip oldu. Afrin'deki terör örgütü YPG kontrolündeki bölgeden ateşlenen 2 roket düştü. Olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Roketlerden birinin patlamadığı öğrenildi. Sevgili izleyenler, harekatın 4. günü dedik. Bu kez şehitler diyeceğiz. Afrin şehidi Musa Özalkan, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde Cumhurbaşkanı, Başbakan Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sonrası tabutun başında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek. Bizi sınırlarımızda taciz eden 3-5 tane ipsize, soysuza bu sınırlarda soluk aldırtmayız," dedi. Bu arada Afrin bölgesinden atılan 2 roketin çalıştığı çadırlara düşmesi sonucu şehit olan TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş da son yolculuğuna uğurlandı. Afrin şehidi Musa Özalkan için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bakanlar ve milletvekilleri katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenaze namazı sonrası tabutun başında bir konuşma yaptı. Şehidimiz Musa Özalkan Afrin operasyonundaki ilk şehidimiz. Ve bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek ve bizi sınırlarımızda taciz eden 3-5 tane ipsize, soysuza biz bu sınırlarda soluk aldırmayız. Şehitlerimizin makamı biliyorsunuz, sevgili peygamberimizin en yakınındaki makamdır. Ve ailesi de zaten onlarla haşrolunacak. Rabbim bizleri de inşallah şehitlerimizle haşreylesin. Adeta şehit olacağını hisseden Kahraman Özalkan'ın arkadaşıyla mesajlaştığı ve devletin ailesine vereceği paranın müdavimi olduğu bir dernek aracılığıyla Telafer'deki Türkmen çocukları okul yapımında kullanılmasını ve okula adının konulmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı. Şu anda yavrumuz bu noktada attığı tweetlerle de
adeta geleceğini okudum. Ve bu tweetlerde adeta şehadetten kendisine gelecek olan paranın bile nereye yatırılması gerekeceğini de orada bildirdi. MHP Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker attığı tweette vasiyetin yerine getirileceğini açıkladı. Çeliker o tweette şehidimiz Musa Özalkan'ın vasiyeti olan Telaferdi Anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi isteğini MHP lideri Devlet Bahçeli üstlenmiştir dedi. Bu arada Hatay'ın Suriye sınırındaki Kal'a Tepe mahallesinde AFAD tarafından kurulan çadırlara Suriye'nin Afrin bölgesinden atılan iki roketin düşmesi sonucu şehit olan TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş düzenlenen törenle toprağa verildi. Sevgili izleyenler, şimdi tekrar şehit haberimiz var diyecektik ki maalesef bir son dakika haberiyle Zeytindalı Harekatı'nda şehit sayımız 3'e çıktı. Ve hemen son dakika bilgisini paylaşıp sıradaki bültenle devam etmiş olalım. Zeytindalı Harekatı'nın 4. gününde 3. şehit haberi geldi dedik son dakika bilgisine göre. Piyade uzman çavuş Mehmet Murat Dağ'ın şehit olduğu son dakika olarak ajanslara düştü ve bu şekilde Zeytindalı Harekatı'nda Afrin bölgesinde şehit sayımız 3'e yükseldi. İnşallah ve son olarak da böyle devam etmiş olur diyelim. 3 şehidimiz yani 3. şehidimiz son şehidimiz olur diyelim. Afrin'de bir şehidimiz daha var dedik. Üsteğmen Oğuz Kağan Usta şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonunda şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın Antalya'da yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Afrin'de yürütülen operasyon sırasında bu sabah şehit olduğu haberi gelen Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın şehadet haberi Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve Serik ilçesinde bir okulda öğretmen olan eşi Saide Usta'ya ulaştı. Üç yaşında bir kızı olduğu öğrenilen şehit Üsteğmen'in evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Üsteğmen'in babasının da emekli astsubay olduğu öğrenildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada vatanımızın bekası için Afrin'de Zeytindalı Harekatı'na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kaydetti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytindalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere sınırdaydı sevgili izleyenler. İşte o sınırda Orgeneral Hulusi Akar'ın da yer aldığı görüntüler paylaşıldı. Zeytindalı Harekatı ile ilgili denetlemede bulunmak için bölgeye gelen Akar'a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz eşlik etti. O zaman konuşuluyor, görüşülüyor. Onu da bilmek lazım, tekrarlamak lazım. Bizim hiçbir şey... İnceleme kapsamında 2. Ordu Komutanı Metin Temel ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekat hakkında bilgi alan Akar, harekat esnasında sadece teröristlere ait hedeflerin vurulduğu, sivil masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini vurguladı. Ve cana, mala bir zarar ziyan getirmeden ülkemizin hak ve hukukunu uluslararası hukuka uygun şekilde burada korumak ve kullanmak için bulunuyor ve çalışıyoruz. Bu konuda kararlıyız. En son terörist bölgemizde etkisi hale getirinceye kadar harekat devam edecek. Karşımızda sadece PKK yok. Sadece YPG yok. Aynı zamanda DAEŞ var. Burası, biz burada yaptığımız şey sadece ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak değil, aynı zamanda gerçekten bunların baskı ve zulmü altında inleyen
Afrin'deki dost ve kardeş halkın da rahata, huzura ulaşmasına gayret gösteriyoruz. Buradaki DH belasının, YPG belasının daha sonra ülkemize ve diğer ülkelere yayılarak huzura ve barışa karşı eylem yapmana da mani oluyoruz. Bu vesileyle hem ülkemiz için hem de bölge için amacımız istikrarın ve barışın sağlanması. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin dün gece Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesine giderek sınır güvenliğiyle ilgili bilgiler aldı ve incelemelerde bulundu. Gece saat 02.30 sularında Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Vali Erin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ederken en üst düzeye çıkarılan sınır güvenlik önlemlerini yerinde inceledi. Vali Erin'in gece yarısı Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipoğlu da bulundu. Vali Erin ve beraberindekiler ilerleyen saatlerde ilçenin farklı noktalarında nöbette bulunan özel harekat polislerini de ziyaret ederek hayırlı görevler diledi. Sevgili izleyenler, sosyal medya operasyonları diyeceğiz yine Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili. Şanlıurfa'da Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medyada terör örgütlerine destek amaçlı paylaşımlarda bulunan bir kişi gözaltına alınırken PKK-PYD yanlısı paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 10 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medya operasyonu ile ilgili açıklama yapıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada sosyal medyada terör örgütlerine destek amaçlı paylaşımlarda bulunan 11 kişinin hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medyada terör örgütlerine destek amaçlı paylaşımlarda bulunan bir kişiyle PKK-PYD yanlısı paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 10 kişi olmak üzere toplam 11 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Bunlar arasından 7 kişi gözaltına alınmış olup, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürmektedir. Kamuoyuna duyurulur denildi. Sevgili izleyenler, Afrin Harekatı destekleri arkasına almaya devam ediyor. Bildiğiniz üzere hem Şanlıurfa'dan hem de yurt genelinden birçok kesimden destekler yağıyor. Sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, ünlü isimler ve benzeri birçok yerden destek var. İşte Şanlıurfa'da da durum farksız ve Şanlıurfa'da bulunan İnsan Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ve Memur Sen Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Coşkun da Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini ve yerinde bir karar olduğunu söylediler. TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'e girmesiyle ilgili Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşlarından destek açıklaması geldi. Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, geç ama gerekli bir operasyonun olduğunu söyledi. Bizim sınır boyumuzda terör akımlarının yuvarlanması ve Türkiye'ye bir tehdit unsuru oluşturuluyor. Bunun için Türkiye, Afrin, tabii Afrin'le iş bitmiyor. Afrin'e bir Zeytin Dalı Barış Hareketi'ni başlattı ama Afrin'de bitmeyecek. Çünkü bunun yanında Münbiç var. Asıl Urfa için dersek bizim için Telebet, Raka hattı çok önemli. Çünkü bu bölgede özellikle bizim Urfa il sınırımız karşı taraf PYD'nin elinde. Burada yaşayan, kendi ülkesine gitmek isteyen Suriyeliler gidemiyor. Bu hareketin hem insanlık adına hem Türkiye adına hem barış adına hayırlı olacağını ve oradaki güvenlik güçlerimize bir an önce o hareketi bitirip sağ selim tekrar memleketine dönmesini temenni ediyoruz. Hareket geç kalmakla birlikte faydalı olacağını düşünüyoruz. Memur Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun'sa operasyonu emperyalizmin çatışmalarına karşı atılmış bir adım olarak değerlendirdi. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Hareketi özellikle emperyalizmin
çatışma stratejilerine karşı atılmış bir adımdır. Elbette kimse savaş istemez. Hep barış içinde yaşamak ister. Fakat emperyalizmin her şeyi toza dönüştürmek olarak tanımlayabileceğimiz stratejik bölgemizi bugünkü terör ortamının müsebbibi olması gerçeği de ortadadır. Millet olarak bu toprakların mayasına güveniyoruz. Bir ve beraber olduğumuzu biliyoruz. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen bu yapının birliğimizi ve beraberliğimizi hedeflediğinin de birliği ve beraberliği için herkes bir umuttur. Bu umudun korunması adına yapılan Zeytin Dalı hareketini Memur Sen ailesi olarak destekliyor ve cephede savaşan askerlerimize Allah yardımcıları olsun diyoruz. Sevgili izleyenler, bayrak vardır, gökyüzünden inmez ve gökyüzünden inmesin diye kanlar dökülür. Öyle de bez parçaları vardır, yeri ayaklar altıdır. Onun haberi gelecek şimdi ekranlarınıza. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Suriye'nin Resulayn bölgesi arasında asılı bulunan PYD terör örgütüne ait filama, özel harekat polisi ve jandarma özel harekat ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonla indirildi. Ceylanpınar'da sınırın sıfır noktasında nöbet tutan bir askere PKK-PYD terör örgütü unsurlarınca ateş açılmış, olayda bir asker hafif yaralanmıştı. Yaşanan bu gelişme üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri angajman kuralları çerçevesinde terör örgütüne ait hedefleri ateş altına almıştı. Sınırın sıfır noktasında bulunan Resulayn ilçesine ait olan eski bir un fabrikasının çatısında dalgalanan sözde PYD filaması, özel harekat polisi ve jandarma özel harekatın ortaklaşa düzenlediği ortak operasyonla indirildi. Filamanın imha edildiği öğrenilirken bayrak direği boşaldı duruyor. Dün gece yapılan bayrak operasyonunun ardından sınırın her iki tarafında hakim olan sessizlik devam ediyor. Bölgedeki birlikler sınır ihlaline karşı hazır beklerken diğer güvenlik güçleri ve zırhlı araçlar sınır hattında ve şehir merkezinde bulunan kritik noktalarda devriye kesiyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan çadır kentte barınan 70 Suriyeli mülteci Afrin'deki Zeytin Dalı harekatına destek olmak ve katılmak amacıyla ilçe askerlik şubesine başvurdu. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki çadır kentte kalan yaklaşık 70 Suriyeli mülteci Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı harekatına katılmak için Şanlıurfa askerlik şubesine gitti. Suriyeliler Zeytin Dalı yazılı kağıtlarla terör örgütü YPG-PYD aleyhinde sloganlar attı. Harekatta savaşmak için askerlik şubesinin önüne gelen Suriyeli mültecilerden Osman Vaiz, "Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. O olmasaydı bizim halimiz perişan olurdu. Namusumuzu kurtardı." dedi. "Uysa ne olur burada. Allah size Erdoğan'a razı olsun. O olmasa da biz aşağı olurdu. Namusumuz pervan olurdu. Bizi namusumuzu kurtardı. Allah Türkiye'ye razı olsun. Allah hükümete razı olsun. O olmasa da biz olurdu. Bizi aşımızda olurdu." Mültecilerden Ali İbrahim ise savaşmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Biz buradayız ve çok memnunuz Türkiye'den. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Türkiye'ye destek için buradayız, savaşmaya da hazırız." ifadelerini kullandı. "Vallahi savaş kaçırdım. Şimdi buradayım. Çok memnunum. Türkiye vatandaş. Erdoğan başım üstüne çok seviyor. Çok memnunum. Allah razı olsun." Çadırkent Birim Amirliği'nde çalışan Ahmet Demir ise Türkiye'ye tamamen destek veriyorlar dedi. "Türkiye'ye tamamen
destek veriyorlar. Bu, özellikle bu Afrin operasyonunda Türkiye ile kesinlikle %100 gerekirse biz de savaşa gidelim. Yeter ki bize bir şey olursa Türkiye bir şey olmasın. Çünkü Türkiye bir şey olsa biz nereye gideceğiz? Bizim tek sığındığımız devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok destek veriyorlar, çok teşekkür ediyorlar. Ve 70 kişinin dilekçe verdi, diyor biz kesinlikle savaş gerekirse savaşa gidelim, hazırız yani. Haliliye Belediyesi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıttı. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ise yapılan harekatın barış harekatı olduğunu söyledi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol beraberinde Başkan Yardımcıları Mehmet Selim Polatkan, Osman Uludağ, Belediye Meclis Üyeleri Halil Yetkin, Abdülkadir Bağış, Mehmet Toprak, İsmail Güneş ve Abdülkadir Altundağ'la birlikte esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı. Afrin'de sürdürülen operasyona destek amacıyla hazırlanan bayraklar, Başkan Demirkol ve meclis üyeleri tarafından vatandaşlara dağıtıldı. İş yerlerini tek tek dolaşan Başkan Demirkol, yoldan geçen vatandaşlara da bayrağı dağıtarak, esnaf ve vatandaşlardan Mehmetçikler için dua talebinde bulundu. Bu milli birlik ve beraberliğimizi göstermek açısından vatanımızın bir, milletimizin bir, bayrağımızın bir ve devletimizin bir olduğunu göstermek açısından halkımızla bir birleşme, bütünleşme ve ordumuza moral desteği açısından esnafımıza şanlı bayrağımızı dağıtıyoruz. Bu bayraklarımızı esnaflarımız iş yerlerine ve bölge sakinlerimiz evlerinde balkonlarına asarak ordumuza moral desteği vereceklerdir. Bu anlamda başlatılan hareketin kazasız belasız en az zayiatla sona ermesini ve ayrıca Peygamber Ocağı şanlı ordumuzu Cenab-ı Hak muzaffer eylesin diyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Bölgemizde barış, huzur ve sükun inşallah en kısa zamanda sağlanacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Kapalı Çarşı bölgesindeki esnafı ziyaret etti. Ardından görevinde güven tazeleyen Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mehmet Altun ve yönetimine tebrik ziyaretinde bulunan Başkan Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın değişim ve gelişimde her zaman esnaf mutlaka var olmalı dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, esnaf gruplarına yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Bu kez Kapalı Çarşı bölgesindeki esnafı ziyaret ederek esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Çiftçi, esnafımızı önemsiyoruz, attığımız adımlarda esnafımızı görmezlikten gelemeyiz dedi. Başkan Çiftçi buradaki temaslarının ardından yapılan genel kurulun ardından görevinde güven tazeleyen Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mehmet Altun ve yönetimini ziyaret etti. Başkan hoş geldiniz. Dernek binasında Başkan Çiftçi'yi ağırlayan Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mehmet Altun, Başkan Çiftçi'yi ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Geçtiğimiz günlerde odamızın olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulumuzun sonucunda üyelerimiz tekrar bize teveccüh gösterdiler. Bu sebepten dolayı büyük şehrimizin güzide başkanı, bizim gönlümüzün başkanımız, Urfa'mıza, memleketimize yaptığı çok güzel eserleriyle, çalışmalarıyla her yerde her zaman takdir ettiğimiz değerli başkanımız sağ olsun bizi tebrik ziyaretine geldi yönetim kurulumuzla birlikte. Biz kendisine bir kere daha hoş geldin diyoruz. Bu fırsattan istifade kendisine sorunlarımızı da ilettik. İnşallah çok güzel sonuçlar da alacağımıza da inanıyorum. Başkan Altun ve yönetimine başarılarının devamını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise şu ifadelere yer verdi. Yine tekrardan ama çok güzel yılları geride bıraktı Mehmet Başkanım. Bakkal ve Bayiler Odamız tüm üyeleri tekrardan seçtiler. Öncelikle tebrik ediyoruz. Yeni görevin tekrar hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Zaten çok tecrübeli bir isim. Esnafla bütünleşen, sorunları çok güzel bir şekilde
yerel alandaki sorunları bize aktarıp aramızdaki hukuku ve ilişkiyi çok güzel bir şekilde geliştiren bir başkanımız. Bizler de tabii ki bu yenilemede gerek görev yapmış, görevini şu an başka arkadaşlara devreden meslek odalarımızı, meslek gruplarımızı ziyaret ediyoruz. Tabii ki tüm sektör olarak düşündüğümüzde esnafımız kimi takdir ederse bizler başı göz üzerinde yeri var. Kan Çiftçi ziyaretinin ardından şehir genelindeki diğer çalışmaları incelemek üzere dernekten ayrıldı. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'da sahte polislere yönelik operasyon düzenlendi. Evet, sahte polisler, çünkü bu şebeke, ki şebeke 3 kişiden oluşuyor. Bunlar denetim adı altında vatandaşları dolandıran şahıslar. Kendilerine polis üssü vererek Defteşli ve Eyüpkent mahallelerinde denetleme adı altında vatandaştan zorla para, sigara ve dijital eşya alıp kayıplara karışan şüpheli şahıslar, Asayiş Şube ekiplerince yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Şüpheliler girdikleri iş yerlerinde sahte kimlik ve silah göstererek vatandaşları baskı altına aldıkları ve denetim adı altında para ve maddi değeri olan malzemeleri alarak uzaklaştıkları tespit edildi. Olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler KY, MB ve MU çıkarıldıkları adli makamlarca yağma ve dolandırıcılık suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ve gasptan dönelim asayişe. Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Süleymaniye, Ahmet Yesevi, Toptağ ve Cami-i Kebir mahallelerinde 3 gün içerisinde 4 çalıntı otomobil ele geçirdi. Şüpheli FA yapılan operasyon ile suçüstü yakalandı. Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin oto hırsızlığıyla mücadele kapsamında yaptığı operasyonda Süleymaniye, Ahmet Yesevi, Topdağı ve Cami-Kebir mahallelerinde 3 gün içerisinde 4 çalıntı otomobil ele geçirildi. Çalınan otoların çalındıkları ve terk edildikleri yerler arasında bağlantı olduğunu düşünen oto hırsızlık ekipleri yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu bağımlısı olan ve yaklaşık bir haftadır kayıp şahıs olarak aranan şüpheliyi çalıntı oto ile birlikte suçüstü yakaladı. Şüphelinin havaların soğuk olması nedeniyle çaldığı araçların içerisinde uyuduğu, ayrıca iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı tespit edildi. Şüpheli FA emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Sevgili izleyenler, Adana'ya gideceğiz şimdi, yağışlı bir geceye. Adana'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış ardından karayolunun 2 metre civarında su basmasına sebep oldu ve 5 araç su altında kalırken bir kişi aracında mahsur kalan bir kişiyi de itfaiye ekipleri kurtardı. Olay Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun üzerindeki köprünün altında meydana geldi. Kent genelinde gece boyunca devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken yollar sulara teslim oldu. Bazı araç sürücüleri su birikintilerinin derin olmadığını düşünerek yollarına devam etmek isterken mahsur kaldılar. Yaklaşık 2 metreyi bulan su birikintisinde 5 araç mahsur kaldı. Araçlarda bulunan kişiler kendi çabalarıyla çıkarken durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yolcu minibüsünün içerisinde birinin mahsur kaldığını gördü. Bunun üzerine belediyeden yardıma gelen kepçeyle oraya ulaşmak istedi. Ancak kepçede su 2 metreyi bulduğu için gidemedi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri zor diyanç botuyla minibüste mahsur kalan kişiyi kurtardı.
Haydi camiye çocuklar. Şanlıurfa Coşanlar İzcilik Kulübü okulların tatil olmasıyla beraber ilkokul ve ortaokul çağında olan öğrencilere yönelik Haydi Çocuklar Camiye adı altında bir program gerçekleştirdi. Düzenlenen program hakkında konuşan program koordinatörü Cihat Bahrioğulları 30 ilde 200 camide program yürüttüklerini söyledi. Şanlıurfa Coşanlar İzcilik Kulübü'nden öğrencilere anlamlı etkinlik. Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle beraber öğrencilerin zamanlarını boşa harcamaması için ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Haydi Çocuklar Camiye adı altında bir program etkinlik gerçekleştirildi. Eyüp Peygamber Camii'nde startı verilen etkinlik yarı yıl tatili boyunca devam edecek. Programda öğrencilere cami adabı, hadisler ve ayetler öğrenimi hakkında eğitimler verilecek. Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren İzcilik Kulübü Program Koordinatörü Cihat Bahrioğulları, 30 ilde 200 camide program yürüttüklerini söyledi. 30 ilde yapılmaktadır. Yaklaşık 200 cami katılımıyla yapıyoruz. Şanlıurfa'da 16 tane merkezde camimiz var. Projemizin içeriği gençlerin, çocukların 15 ara tatilde, sömers tatilinde 5 vakit namazlarını camide geçirmeleri, camide kılmaları, boş vakitlerinde camide hadis, Kur'an-ı Kerim dersleri almalı. Çocuklarımızın, nesillerimizin kendi kültüründen kopmadan daha eğitimli, daha dinine, vatanına bağlı gençler, nesiller yetiştirmek üzere böyle bir projeyi yaptık. Şanlıurfa'da 200 öğrencinin olduğunu söyleyen Bahrioğlu, amacının öğrencileri cami adabını aşılamak olduğunu belirtti. Yaklaşık 200'e yakın öğrencimiz var. Şanlıurfa genelinde merkezde 16, bir de ilçede olmak üzere toplam 17 camide projemiz var. Amacımız gençlerin 15 tatil süresince camiye alışma, camiyi sevdirme, cami adabı, adab-ı muhaşeret, bu tür gerekli bilgileri gençlere aşılamak, gençlere öğretmek, gençlerimizi daha seviyeli bir hale getirmek. ...2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk yarı yıl tatili başladı, sömestri tatili. Ve bu 15 tatilde öğrencilerin derslerden soğumaması için neler yapması gerekiyor? Bir başka önemli husus, aileler çocuklarına nasıl davranmalı? İşte bakın bu konuda uzmanlar neler söylüyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılı sömestr tatili cuma gününden itibaren başladı. Tatille beraber çocuklar özgürleşecek, düzenli hayat yerini düzensiz hayata bırakacak, internet kullanımı artacak. Peki bu alışkanlıkları minimuma indirmek için çocuklar neler yapmalı? Ailelere düşen görevler nelerdir? Yarı yıl karnesine baktığımız zaman öğrencilerimizin karnelerindeki zayıfların aslında sadece öğrenciye ait olmadığını da bilmekte fayda var. Karne sadece öğrencinin karnesi değil. Ailenin de aslında kendi çocuğuyla olan ilgilenmesinin, zaman ayırmasının, ona harcadığı vaktin bir göstergesi aynı zamanda. Özellikle velilerimizin de ailelerimizin de çocukların karneleriyle ilgili değerlendirme yaparken sadece kendi çocuklarının karnesi olarak görmemeleri, aslında bunun kendilerinin de bir karnesi olduğu bilincinde olmalarını da göz önünde bulundurmalarını tavsiye ediyoruz velilerimize. Rehberlik uzmanı Bahattin Yavuz, karnesi kötü olan öğrencilerin aileleri tarafından desteklenip ikinci yarı yıla motive etmeleri gerektiğini söyledi. Karnesi kötü gelen öğrencilerimizin ailelerine de özellikle ikinci dönem için bir fırsat oluşturabileceğini, ikinci dönemi iyi bir fırsata dönüştürüp daha nitelikte, daha kaliteli bir ortam oluşması açısından öğrencimizi motive edip ikinci döneme hazırlıklı bir hale getirmelerini de ailelerimize tavsiye ediyoruz. İnternet kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Yavuz, konuşmasına şöyle devam etti. Yarı yıl tatilini aslında öğrenciler açısından değerlendirdiğimizde 3 kategoride kategorize edebiliriz. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri olarak değerlendirdiğimizde ilkokul öğrencilerinin daha çok aileleriyle beraber nitelikli, güzel, kaliteli vakit geçirmesini tavsiye ediyoruz. Evde aileyle beraber çocuk kutu oyunları diye ifade ettiğimiz mangala, hafıza oyunları, Jenga gibi kutu oyunlarını, satranç gibi kutu oyunlarını beraber evde oynayabilirler. Ortaokula yönelik öğrencilerimizi de yine aynı şekilde evde aileyle beraber internetten uzak. Çünkü sosyal medya ifade ettiğimiz internetteki birçok farklı siteler çocukların zamanlarını ciddi anlamda alan, sosyallikten uzak, özellikle çocuklarımızın dış dünyayla olan bağlantılarını kesen bir
unsur haline gelmiştir. Biz sosyal medyadan ve internetten biraz daha uzak ve bağımsız bir şekilde aileleriyle beraber kendi akrabalık ilişkilerini canlı tutan vakitler geçirmesini tavsiye ediyoruz. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere de uyarıda bulunan Yavuz, çalışma temposunu düşürmeden hazırlıklarını sürdürmeleri gerektiğini belirtti. Üniversiteye hazırlanan lise öğrencilerinin de özellikle derslerden uzak kalmamasını özellikle tavsiye ediyor. Çünkü üniversiteye hazırlık süreci ciddi anlamda bir hazırlık ve emek gerektiren bir süreç. Bu sürece daha canlı, daha yoğun bir şekilde devam ettirmeleri üniversiteye hazırlanan öğrenciler açısından daha faydalı olacaktır. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kuş tutkunları bir araya gelerek yüzlerce güvercini gökyüzüne saldı. Kuş döküşü, dövüşü değil, kelime benzerliğinden dolayı karıştırılabilir, döküşü. Adı verilen etkinlikte birbirine karışan kuşlar kimin çatısına konarsa onun olurken güvercinini kaptıranlar ise herhangi bir hak talebinde bulunamıyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir araya gelen güvercin severler, bölgede kuş döküşü olarak adlandırılan etkinlikte yüzlerce güvercini gökyüzüne saldı. Güvercinler karton kutu ve kafesler içerisinde boş alana getirildi. Burada yan yana dizilen kutu ve kafeslerdeki güvercinler aynı anda salındı. Gökyüzüne yükselen güvercinler gökyüzünde renkli görüntüler ortaya çıkardı. Etkinliğin amacının güvercinlerin sadakatini ölçmek olduğu belirtildi. Gökyüzünde toplu halde uçan güvercinler daha sonra evlerinin yolunu tutuyor. Çatıya konan güvercinlerin arasında başkasına ait kuşlar varsa ev sahibinin oluyor. Güvercinini başkasına kaptıranlarsa herhangi bir hak talebinde bulunamıyor. Diğer adıysa karışma olan kuş döküşünün Suruç ilçe merkeziyle Aligör Kırsal Mahallesi'ndeki güvercin severler arasında yapıldığı belirtildi. Şimdi biraz uzağa götüreceğiz sizleri, Çin'e götüreceğiz. Çin'de bir teknoloji mağazasında bir müşteri eline aldığı telefon bataryasını ısırdı. Tabii neden ısırdığı tartışılır. Bir anda patlayan batarya ise büyük bir paniğe neden oldu ısırmanın etkisiyle. Öte yandan yine Çin'de tuhaf bir kaza kameralara yansıdı. Otobüsün çarptığı kadına aldırmayan otomobilin sürücüsü kadının başına çarpa çarpa yoluna devam etti. Çin'in başkenti Pekin'de bir teknoloji mağazasında bir müşteri eline aldığı telefon bataryasını ısırdı. Bir anda patlayan batarya ise büyük paniğe neden oldu. Müşterilerden biri eline aldığı lüks telefona ait bataryayı nedendir bilinmez bir anda ısırdı. Ardından da batarya büyük bir gürültüyle patladı. Olayda iki kişi hafif biçimde yaralanırken büyük panik yaşandı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan Çin'de tuhaf bir kaza kameralara yansıdı. Otobüsün çarptığı kadına aldırmayan otomobilin sürücüsü kadının başına çarpa çarpa yoluna devam etti. Çin'de yolun karşısına geçmek için acele eden kadın dikkatsizliğinin bedelini az daha canıyla ödüyordu. Hızla gelen otobüs kadına çarparken yaralanan kadın yere düştü ve kendinden geçti. Bu andan sonra yaşananlarsa insanlık dışıydı. Otomobil yerde yatan kadını gördüğü halde yoluna devam etti. Hem de lastikleriyle kadının başına çarpa çarpa. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Otobüs şoförü ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınırken otomobil sürücüsü ise aranıyor.
Şanlıurfa'da gençleri spora yönlendirmek için birçok çalışma başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 8 dalda başlatmış olduğu spor turnuvalarını futboldan sonra güreş ile devam ettirdi. Şanlıurfa Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakaya katılan Başkan Nihat Çiftçi, 5 güreş kulübü ve 178 sporcunun katılarak 12 sıklette 2 gün boyunca süren müsabakalarının açılışını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen müsabakayı seyircilerle birlikte izleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'mızda spor turnuvalarını gerçekleştiriyoruz dedi. Şanlıurfa'yı yeterli çalışalım ve bu çocuklarımıza güvenler veriyoruz. Tabii her yarışmada olduğu gibi kaybedenin olacak, kazanan olacak, yarışmanın adı da bu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve 2 gün süren müsabakalarda 26-30 kiloda Hürol Çankaya, 38 kiloda Onur Cesur, 42 kiloda Mehmet Karadaş, 46 kiloda Abidin Oturakçı, 34 kiloda Eyüp Turan, 55 kiloda Bünyamin Öncel, 60 kiloda Mehmet Demir, 51 kiloda Fatih Koyunlu, 71 kiloda Ömer Dedeoğlu, 76 kiloda Resul Uşak ve 85 kiloda Yunus Akbaş birinci gelerek kupa sahibi oldu. Evet. Gerçekleştirilen karşılaşmanın ardından Başkan Nihat Çiftçi dereceye giren sporcuları tebrik ederek kupalarını takdim etti. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde başlatılan spor turnuvaları kapsamında ilk olarak futbol müsabakaları gerçekleştirilirken bugün de güreş müsabakaları yapıldı. Müsabakalar ilerleyen günlerde futbol, basketbol, voleybol, tekvando, judo, handbol, atletizm ve kara kuşak branşlarıyla devam edecek. Altın Ordu'nun genç oyuncusu Barışcan Altunbaş örnek bir davranışa imza attı. Çocukluğu Şanlıurfa'da geçen, Şanlıurfa sokaklarında top oynayan ve Altın Ordu forması giyen Barışcan Altunbaş, Balıkesir ile oynanan elitlik U17 maçında hakemin hatalı penaltı verdiğini düşünerek topu taca attı. Şanlıurfalı Barışcan'ın bu hareketi ise takdir topladı. Barışcan, Şanlıurfa sokaklarında top koşturan Altın Ordu'nun genç oyuncusu Barışcan Altunbaş örnek bir davranışa imza attı. Biz biliyoruz bunun nasıl bir his olduğunu. Hani en ufak bir dalgınlığımda cezanın çok büyük olduğunu. Kuman kardeşimizin çok üzüldüğünü gördük. Biz de bu anları yaşadık. Biz bu anları bildiğimiz için bunun golle sonuçlanmasına gerek yoktu. Balıkesir'le Altın Ordu arasında oynanan mücadelede maçın hakemi düdüğünü çalmadan önce topu eline aldığı için Altın Ordu lehine penaltı kararı verdi. Dışarı atmaktı tamamen amacım. Hocama dönüp dedim ki bu penaltıyı atmıyoruz değil mi dedim. Atmıyoruz dedi o da. Hocamdan da onayı alıp penaltıyı dışarı attı. Topun başına genç futbolcu Barışcan Altunbaş geçti. Hakemin bu kararını doğru bulmayan Barışcan topu kaleye değil taca gönderdi. Çocukluğunda Şanlıurfa sokaklarında top oynayan genç oyuncunun yaptığı bu hareket futbol severler tarafından takdirle karşılandı. Futbola Urfa'da başladım. O zamanlar Ronaldinho'nun videolarını izleyerek, onun yaptığı güzel hareketleri deneyerek başladım. Oradan sonra da adım adım babamın çok büyük yardımlarıyla futbola adım attım. Offside zannederek topu eline aldı ve penaltıya sebebiyet verdi. Ve fair play örneği gösterdi Barışcan Işık Altunbaş. Futbolda olması gereken davranışlar. Ve amatör maç karıştı. İşte bu da olmaması gereken davranışlar sevgili izleyenler. Hafta sonu Tekirdağ Süper Amatör Ligi'nde oynanan Ergen Gücü, Ulaş Spor, Kapaklı Spor karşılaşmasında çıkan olaylarda
kadroya alınmayan ve tribünde maçı takip eden 17 ve 18 yaşındaki iki kapaklı spor oyuncusu 50 kişilik grup tarafından darp edildi. Darp edilen oyunculardan bir tanesinin burnu kırıldı. Olaya müdahale etmek isteyen jandarma ekipleri çıkan arbedeyi havaya ateş açarak durdurmak zorunda kaldı. Süper Amatör Lig'in 16. haftasına Ergene Gücü Ulaş Spor'la deplasmanda karşılaşan Kapaklı Spor rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın 70. dakikasında güvenlik güçleri her iki takımın taraftarlarını stadyum dışına çıkardı. Maçın bitiş düdüğüyle beraber saha dışında olan taraftarlar arasında arbede yaşandı. Bu sırada Kapaklı Spor'un 17 ve 18 yaşlarında olan iki futbolcusu Ergene Gücü Ulaş Spor taraftarları tarafından darp edildi. Olaya müdahale etmek isteyen jandarma ekipleri çıkan arbedeyi havaya ateş açarak durdurmak zorunda kaldı. Efendim bu akşam da bültenin sonuna geldik. Yarın akşam tekrardan 19.30'da Edes Haber Merkezi'nin hazırlayacağı güzel haberlerle karşınızda olmayı ümit ediyorum. Efendim aldığınız, duyduğumuz, alacağımız özellikle Zeytin Dalı Harekatı'ndan buraya uzanacak olan haberlerin hep güzel olması temennisiyle. Hoşçakalın.